ve Trix üzerinden sağlamaları gerekiyordu. Bu maç Telrax üzerinden sağlaması gerekiyor Evan'ı ki Telrax EVA'da bu konuda çok daha başarılı olan isimdi. Artı Syndra ile bu tarz kontrolleri ele geçirmek. Şimdi revanş güzel pozisyonda Luger'in üzerine gidecek. Yalnız orada bir aynı sayfada olmama durumu mu söz konusu acaba? Revanş sersemle Tilde yine X. Takım arkadaşı düştü. 4 yük. Yani 4 yükü de yedi. Tanki'nin bu arada dengeleyicisi var. Armut'u bekliyorlar. Telrax geldi arkadan. Güzel bir dengeleyici gelir mi? Yalnız Panky motoru soğuttu. Humanoid geliyor arkadan. Bir ulti gelecek. Humanoid'in ultisi kime tuttu? Sadece Armut'a tuttu. Yalnız dengeleyici Armut'a full hasar veriyor. Armut bu arada sıçrayla çıktı. Şimdi o noktada Syndra ultisi üzerine vücut darbesi. Trix'le beraber skoru almayı başardı Telrax. Şimdi çok güzel bir patlayan fıçı geliyor. Kirei orada sıçrayı kullandı. Kırmızıyı sinirlendirmeye çalıştılar ama kırmızı Kirei pas geçti. Direkt arkaya Trix'e doğru gitti. Maçın düşündüğümüzde yalnız Humanoid fazla ısrarcı olursa Trix'i yakalayacaktı. Trix şimdi o tarafa doğru gidecek. Fıçısından bir yudum aldı ama vücut darbesini az önce kullanırken sanıyorum Humanoid onu ultisiyle yakaladı. Dolayısıyla ulaşamadı oraya anaya. Humanoid de yani 25 canlı 30 canlı oradan çıkacak isabet dalgası gelmiyor. Şimdi revanş arkaya gidiyor. Tutuşturu bıraktı. Bir de Freljord karşılaması. Humanoid son tuku çıktığı yerde. Revanş. Ya oradaki minyon dalgasını alma sevdası onu canından etti. Şimdi Panky'nin başı dertte olabilir. Armut'la Trix üzerine doğru gidiyor. Orta oyunda oynamaya karar verdi. Bir anda EVA Gaming Panky'yi bir kez daha almayı başardılar. 700 altınlık bir fa. Pasifi var bu arada. Ve minyon dalgasını da temizlemeyi başardı. Şimdi patlayan fıçı geliyor. Kazıklı zeminde güzel tuttu. Kirei'nin en azından pasifini alabilecekler mi? Şimdi fıçı Kirei kırmızı yanıyor ama yeterli değil. Pasifini alamadılar Zekin. Dengeleyiciyi hiç kullanmadı rakibi zayıflatmak için. Ve kuleyi almayı başaran EVA Gaming bir anda gaza bastı. Terrax onu bekliyor. Sersemletme tutacak. Panky yakalamayı başardı. Şimdi ultisini kullanacak mı acaba? Terrax ultisi var. Topları da tutturdu. Son bir tık. Hayır. Son bir vuruş gelecek mi Terrax'tan? Son vuruş geliyor. Gelmese bile Trix. Devam ediyor. Bir atak komutu verseydi şey yok. Ya bu nasıl orta kontrol? Ama bu şeyden abi. O kadar sapanı görsem ben de kaçarım. Delikanlının yarısı kaçmaktır bu arada kan kural şimdi. Gidi abi şu sapanı. Orta koridorda bir savaş göreceğiz. Revanş'ın başı dertte olabilir. Kapı gibi onu kurtaracak mı acaba? Revanş ultiyle beraber arkaya alacak. Yalnız güzel Freljord karşılaması. Armut içeride şimdi çok at. Arkaya bir ışından kullanıldı. Panky geldi. Panky'den bakalım bir dengeleyici gelecek mi? Armut'un başı dertte. Armut'un koşu yoluna atılan bir dengeleyici. Armut skoru da çıkıyor. Bir anda 2 skor birden alan DP oldu. Bu dengeleyiciye gerek bile yoktu aslında. Alev makinesi de zaten... Ya atsa sana yaranamıyor, atmasa yaranamıyor. Nedir bu Panky'nin senden çektiği ya Kaan? E abi iyi attığı zaman iyi atıyoruz. Bu da hani tamam attı, bu kötü değil. Yanlış anlama. Panky özür dilerim. Ama bir lampın tepedeki arkadaşım söylüyor. Şunu tüket, şuraya git, buraya bunu tüketen kanı kaynat. Tüketen kim? Doğru. Lan revanşın meydan dayağında kapısını mı atıyor? Öyle mi değerlendirelim? Yine kapıyı açan yani eylemi yapan kişiden bahsediyor. Panky bu arada. Panky cephesinde yeni bir şey yok. Dengeleyici kullanıldı ama Panky'yi hayatta tutmaya yetmeyecek. Alt koridorda yakaladıkları gibi skoru aldılar. Alanını kontrol edecek. Bu arada Cho'Gath inanılmaz bir büyü direncine sahip ama hiç zırh yok. Kai'Sa onu uygun bir yerde yakalarsa paramparça edebilir. Bu arada Baron'a başladı. Baron denemesi 25. dakikadayız yalnız. DP çok çok yakın oraya. Şimdi Kirei'den bir totem gelecek mi içeri? Şimdi kontrol totemi bırakıldı. 7500 canda. Büyü dirençleri azalmış durumda. Tam Panky'nin dengeleyici atması gereken yer diyebiliriz. Aynı şekilde Humanoid de bir ulti fırsatı arıyor. Longbi'ye verecek topunu içeri girdi Kirei. Şimdi Kirei ultisini kullanıyor. Baron'un canı 2000'e kadar indi. Humanoid bu arada hala ultisini kullanmadı. 1200 canda Humanoid'dan burada kötü bir ulti geldi ama Baron'u alan taraf Armut oluyor. Humanoid'un topu kafasında patladı. Ultisini kullanamadı. Şimdi Armut'la yine X. İmkansız kaçışı başarabilecekler mi? Hızlandırılmış geri dönüş. Yine X gitti. Sıçrasını kullandı Kirei. Armut'a buradan çıkış yok. Skor almak için kimler geliyor? Yam yam gibi bütün DP üyeleri katılacak oraya. Luger'in bu arada canı oldukça az. En azından bir işlik topuyla beraber skoru almak istiyor. Şimdi Armut'un canını çok çok azalttılar. Hiçlik topu geldi ve kuleye bırakacaklar. Son vuruş Panky'den geliyor. Panky de günlerin intikamını almayı başardı rakibinden. Ulti yalnız sadece Inex'te kaldı yanılmıyorsam. Var ulti derken Baron güçlenmesi. Evet, sadece Inex'te var şu anda. Aslında yani biz... Bu arada bir dengeleyici mi gelmiş? Gelmiş ama pek bir işe yaramamış. İşte Armut o dengeleyici yiyince pek fazla canı yanmıyor. Şimdi Freljord karşılaması Panky'ye tuttu. Panky bu arada kronometresini kullandı. Devamı gelecek mi? Sıçrayı da kullanıyor hemen arkasından. Şimdi oraya anda dönüştü. Yalnız Armut'ta inanılmaz bir büyü direnci var. Yalnız zırh o kadar zırh büyük yok. Anlamda yok. Dolayısıyla üzerine Luger geldiği anda Armut'un canı çok fazla yandı.
Bir de Şifa da geldi Armut'u kurtarmak için. Ama bütün sıçraları kullandı DP. Ya tabii DP tarafında canlar oldukça az. Ravaş'tan bu arada sıçra buz yanığı geldi ama takip edecek kimse olmayınca tabii onun devamı gelmiyor. Ama şimdi önemli bir hamle olabilir. Ultisini kullandırdılar Kire'ye birincisi. İkincisi bunu bir kuleye çevirecekler. Hatta 20 saniyeleri var. Bu minyon dalgasıyla beraber bir kule daha alabilirler. Bombi güzel pozisyonda. Yalnız bu inhibitor kulesini kurtarmak için yeterli olacak mı? Kire'yi de vazgeçti. Ve inhibitor olarak HVA Gaming'e dönecek bu baskı. İstediğini fazlasıyla aldı Baron'u. Armut'un alması gerçekten çok büyük anlamda. HVA'nın elini kuvvetlendirdi. Sadece 200 altın öndeler ama bir inhibitor avantajları olacak artık. Bu da aynı zamanda Kadim Ejder'in çıkabilecek en erken zamanı. Tam 35 dakikada çıkmasını sağlayacak. Ve Ejder'in 3'ü de Dark Passage'da. O yüzden Dark Passage'in bir... Var. Kaysa'ya kaynak olarak dönüyor bu. Bu arada Kire'yi ters taraftan gelmiş yalnız kimseyi yakalayamadı. Şimdi arkada Revanş yakalanıyor. Revanş'ın başı dertte olabilir. Revanş yalnız güzel bir yetimlerle oradan çıkacak. Luger, Luger çok tehlikeli noktada. Luger düşerse bu takım savaşı Evan lehine doğru ilerleyebilir ve ziyafet oldu Luger orada Armut'a. Şimdi arkadan Inex toplamaya geldi. Hemen ödün ultisi yine çok kötü yere gitti. Long B'de düşecek HVA Gaming. Bir anda 3 kişiyi birden aldı. Luger ne yaptın? Luger ilk maçın başından beri söylediğimiz şeyi yaptı. Hani... Kesinlikle gaza basmaması gereken bir yerde ziyafeti olan bir Cho'Gath'ın arkasına gitti ve sonuç... Ya Kire'yi almayı da başaracaklar gibi görünüyor. Şimdi elastik sapan kullanıldı. Sersemletmeyi tutmadı. Kire'yi oradan çıkıyor. Bu karşılaşmada hiç ölmemesi takdire şayan. Ama HVA Gaming pencerelerinin olduğunun farkında maçı bitirmeye çalışacaklar. Yalnız 14 saniye sonra DP 5 kişiye gelecek ve minyonları şu anda gelebildi. Ve buradaki ikinci kuleyi de alamadıkları için buraya da bir arka kapı yapamayacaklar. HVA Gaming iyi niyetli bu denemesi. Oyunun bitmesine ulaşmayacak ama altında 2000 altın öne geçtiler. Bu şimdi 3000 seviyesine çıkacak. Ve daha da önemlisi tempoyu şu anda lehlerine çevirdiler gibi görünüyor. Aynen öyle. Luger'den... Oo. Ve DP'den bir baron denemesi. Bir daha ejderi var. Kaysa çok hızlı alır bunu. Ve bakıyorum görüş küresi şu anda Ezreal'da var ama... Kaysa çok hızlı alır. Ezreal kullanabilecek mi? Arkada bu arada Long B gelişleri engelliyor ve baronu rahatça almayı başardılar. Güzel bir dengeleyici. Terrax'ı da savaşın dışına çıkardı. Belki buradan Long B'yi alarak çıkacak HVA Gaming ama... DP burada istediğini çoktan aldı. Armut bu arada. Bir de Alistar'ın tadına bakıyor. Biftek iyi olur Kurban Bayramı'nın üstüne. Oh! Zamanlama manidar. Aynen. Evet yani inhibitörü almayı başaracaklar. Yalnız şimdi üst koridora doğru da DP'nin gittiğini görüyoruz. Bir üst yarışına dönüşebilir bu. Şimdi üst yarışta HVA kazanır ama. Yalnız Panky geri gidiyor ve dengeleyiciyle beraber geri dönüşleri engelleyebilir çok uzun mesafeden. İkinci kuleyi almayı başardı DP. Şimdi Panky geldi oraya. Geri dönüşler gerçekleşmiyor. DP bu arada devam edecek mi inhibitör kulesine? Ne kadar devam edebilirler ki? Ya baron güçlendirmeleri var. Dolayısıyla nispeten hızlı bir şekilde alma şansları olabilir ve evet şu anda inhibitör kulesine dayandılar. Panky de o tarafa doğru yaklaşacak. Şimdi Cho'Gath geri döndü, Braum geri döndü, Ezreal geri döndü. Bu takastan yalnız avantajlı çıkan yine HVA cephesi oldu. İnhibitör aldılar çünkü. Diyecek bir kompozisyonları yok. Ama çok iyi bitirebilecek bir Armut evet, var. Armut bekliyor arka tarafta. Şimdi 6000 cana kadar indi. Yalnız üzerlerine kapanıyorlar. Dengeleyici bekleme süresinde değil. Panky motoru da ısıtmış bu arada. İçeri girdi Luger. Şimdi dengeleyici inanılmaz geliyor. Orianna'dan oyunun ilk güzel ultisi. Belki de oyunu bitiren Panky ultisi. Ve muhtemelen şeyle aldılar. Dengeleyiciyle aldılar. İnex'i de olacaklar. Katliam geldi. Oyun başından bu yana. Humanoid'den bir ulti bekliyordu DP taraftarları. O da son savaşta attı ulti. Panky'den de iyi bir dengeleyici bekliyorduk. Bu iyi dengeleyici hem Syndra'nın düşmesine hem Baron'un alınmasına sebep oldu. İki iyi ulti bir Orianna bir şeyden Rumble'dan işi bitirdi. Ve serinin ikinci karşılaşmasında Dark Passage geride götürmesine rağmen maçın bir kısmını sonrasında bombo kombosunu mükemmel yaptı. Kadim Ejderha'da yakaladığı rakibini katliama uğrattı ve 37